Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail Doğan stüdyomuzda. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş Şimdi, bulduk. Şimdi tabii Doğanlar Mobilya deyince biraz tanıtalım da aynı zamanda. Doğtaş Mobilya, birçok kişinin bildiği Kelebek, Kelebek Mutfak ve Lova. Tabii farklı markalar da var yine altında ama özellikle yurt içinde zaten en büyük mobilya şirketlerinden biri. Türkiye'ye ağırlıklı olarak her yerinde neredeyse varsınız. Yurt dışında da yine büyüme stratejileriyle özellikle ihracat payını evet. artırmak için işte yeni yatırımlar yapılıyor. Bir yandan enerji dönüşümü var. Hepsini konuşacağız ama öncelikle tabii hedeflenen bir bu sene 7 milyar ciro. Şimdi özellikle tabii sizin 3. çeyrek biraz daha hareketli bir çeyrektir mobilya sektörü adına. Evlenmeler bir yandan işte tabii. Dolayısıyla sezon nasıl geçti? Biraz soralım, mevcut piyasa koşulları sizi etkiliyor mu? Şimdi biz Doğanlar Mobilya grubu olarak 6 markayı yönetiyoruz. Biz zaten 4'ünü saydınız. Bir de bizim Room Store diye bir online ticaret markamız var. Bir de Big Home diye bu sene bünyeye katmış olduğumuz Big Home markamız var. Bu 6 markayla beraber piyasalarda şu anda ikinci yarı %83 gibi bir büyümeyle zaten açıkladık borsa şirketi olduğumuz için. Devamında 3. çeyrek bizim çünkü mobilya sektörünün en hızlı olduğu dönemlerden biridir. İşte okulların açılması, okul hazırlıkları, işte evliliklerin özellikle yaz bitimi dönemlerine denk gelmesi. O yüzden 3. çeyrekte beklentimiz üzerinde gidiyor. Hedeflemiş olduğumuz gibi yıl sonu biz 7 milyar ve 7 milyar 200 olarak bildirimde bulunmuştuk. Şu anda herhangi bir aksaklık yok. Gerek EBITDA'mız, gerek brüt karlılığımız, gerek net karımız hepsi tam istediğimiz seviyede devam ediyor. Şimdi burada mesela benim dikkatimi çeken özellikle yatırımcı sunumunda brüt karda tabii yıldan yıla artışlar var. İlk yarı yılı kıyasladığımızda geçen seneye göre yine brüt karda artış zaten dikkat çekici. Satışlar artıyor zaten bir yandan ama mesela fabrik marjında biraz böyle düşüş görülmüş. Burada özellikle operasyonel giderlerin iyileştirilmesi adına nasıl stratejiler mesela planlıyorsunuz? Biraz tabii bunun çalışmaları da başlamış gibi gözüküyor ama sizden dinleyelim. Şimdi o FOBEC'in çok kısmen de düşük olmasının sebebi biliyorsunuz bir deprem yaşadık ülkede. Birinci çeyrek, ikinci çeyrekte toparlandı. Üçüncü çeyrekte hedeflemiş olduğumuz o %15'lik FOBEC'i çok rahatlıkla görebileceğiz. Orada herhangi bir problemimiz yok. Brüt karlılığımız gayet iyi gidiyor. Çünkü yeni yapmış olduğumuz yatırımların verimliliklerini yeni yeni devreye girmiş oldu. Gerek fabrikalardaki yatırımlarımız, gerek toptan ve parakente satış kanallarımızdaki çeşitlendirmeyle brüt karımız. Bir de en güzeli bizim net karda ve borçlanmanın azalmasıyla beraber FOBEC'ten ziyade şirketin net kar elde etmiş olması geçen seneye göre yaklaşık 3 kat gibi net kar elde ediyoruz. Bu da bizim gayet hem yatırımcılarımızı da mutlu eden bir gelişme. Evet. Şimdi biraz aslında franchise dönüşüm stratejisine de atıfta bulunmak istemiştim. Yani şu anlamda tabii özellikle mesela baktığımız zaman kendiniz mağazacılıktan biraz daha franchise'a ağırlık verme gibi bir politikanız da var. Biraz sebeplerini anlatır mısınız? Şimdi biz tabii ki şu andaki 5 markamız, yeni gelen 6 markamızla beraber yaklaşık 700 tane yakın mağazamız oldu. Yıl sonu olarak da bunlar 800 adete çıkmış olacak. Bunların 100 tanesini biz kendimiz parakent olarak yönetiyoruz. Diğer mağazaları da franchising olarak yönetiyoruz. Çünkü franchising olarak yönettiğiniz zaman tabii ki işletme sahipleri, lokasyonlar, bunların daha iyi satışlara katkı sağlaması, daha sağlıklı büyümesi, bugün bir tane mağaza açan yatırımcının daha sonra ikinci ve üçüncü mağazaları açmaları için yani iki türlü hem parakent olarak kendi bünyemizde de büyümeler olacak. Aynı zamanda da franchising'te büyümelerimiz devam edecek. Online tarafta da ciddi bir büyüme planı var. Burada, evet. Evet, online'da da her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Yani %2 bantında olan online satışlarımız %3'lere, 4'lere, 5'lere kadar çıktı. Bunun içinde hem Room Store markamız hem Doğtaş, Kelebek ve Lova'da da online satışlarımız aynı şekilde devam ediyor. Bu artarak devam edecek tabii ki her zaman için. Burada tabii piyasa koşulları bu yıl özelinde etkiler mi sizi? Onu özellikle sormak istiyorum. Çünkü hani kredi koşulları limitleniyor.
Özellikle taksit uygulaması burada yine mobilya sektörünü biraz daha ilgilendiren bir husus. Bilmiyorum, kendi finansmanınızı sağlıyor musunuz veya mesela bu sene özelinde özellikle son çeyrek adına mesela böyle bir beklenti var mı mevcut politikalarla birlikte? Şimdi bizim mobilya alışverişleri tabii çok önceden tasarlanıyor. Hı hı. Düğünler zamanının olması, yani sektörel olarak şu anda zaten taksilerde de herhangi bir gerileme söz konusu olmadı. Bizim zaten satışlarımızın %50'si tek çekim ve nakit olarak devam ediyor. Diğerleri de taksitli olarak devam ediyor. Tabii ki temennimiz taksitlerin aynı şartlarda devam etmesi. Ama biz şu anda sezonsal olarak tam düğünlerin, okulların ve bizim sektörün de en hızlı sezonu olduğu için biz yıl sonuna kadar herhangi bir problem görmüyoruz. Gelecek sene için mesela bu kadar hareketli olur mu? İşte gelecek sene de hep yine bizim şeye bağlı. Yani çünkü bizim tüketicimiz aynı zamanda dediğim gibi yani taksitli alışverişi de dayalı politikası sürekli var. Kredi kartlarında azalmalı olursa bu sefer tüketici kredilerinde kullandırmaya çalışıyoruz. Bazı franchise güçlü bayilerimiz kendi imkanlarıyla o taksitleri yapabiliyorlar. Yani tabii ki fevkalade bir durum olmadığı sürece bizim sektörümüzün çok etkileneceğini düşünmüyorum. İhracat gelirleri, toplam gelirler arasında payı biraz daha sınırlı tabii görece. %7 ama bunu da %12'lere taşıma hevesi var. Bunun için çeşitli yatırımlar yapılıyor. Önce bir mevcut durumdaki durumu evet. sorayım. Yani ihracat kanallarında özellikle hangi ülkelerdesiniz? Oradaki yani dünyada şu anda bir yavaşlamanın evet, olduğunu da düşününce mesela bu sene bir gelir kaybı yaşanacak mı sizce? Şimdi biz her şeyden önce dünya pazarlarında çok güçlü olan Amerika'da kendi şirketimizi kurduk. Kendimiz orada organize olduk. İşte mağazamız, online satış kanallarımız, depo ve lojistik kanallarımızı oluşturduk. Aynı zamanda İngiltere'de yine kendi mağazamızı kurduk. En son kelebek olarak Rusya'da çok ciddi bir organizasyon ve büyük bir franchising mağazası açtık. Orada da toptan olarak büyüyeceğiz. Tabii ki bunları biz şu anda ikinci yarıdan sonra yapmış olduğumuz hamleler. Bu hamlelerle beraber gerek Türkiye Cumhuriyetleri, gerek Avrupa'da ve Afrika'da da çok ciddi anlamda yatırımlarımız ve orada da pazarda büyüme trendlerimiz var. Biz %12, yani sürpriz yapıp %15'lere kadar ihracatımızı çıkarma şansımız var. Yani şu anda öyle bir potansiyelin içerisine girdik. Evet. Önce ben tabii Afrika yatırımını soracağım. Bu tabii çok stratejik bir hamle aslında. Şu anda Afrika'da bu anlamda üretimi oraya yine taşıyıp oradan bir büyüme ve o bölgeye yayılma stratejisi güden bir firmada ben bilmiyorum. Yani mobilyada en azından yoktur. Çünkü sektör raporlarında öyle söyleniyor. Şimdi nasıl bir strateji bu? Senegal'de bir mağaza, daha doğrusu bir fabrika açılıyor. Biraz bahsedelim mi? Şimdi şöyle, biz Senegal'de Doğutaş'ı orada açılışını yaptık, kelebeğin açılışını yaptık. Daha sonra baktık gerçekten Afrika dünyada en çok potansiyel olarak gelişen bir bölge. Orada sonradan biz tekrar mobilya fabrikası kurma kararı aldık. Çünkü Afrika, Senegal'de, Batı'da tam orta merkezde. Aynı zamanda bunların ECOWAS dediğimiz Avrupa Birliği gibi kendi toplulukları var. Ya 500 milyonluk bir pazar ve bu pazar tamamen nüfus şu anda anlamında, nüfus tabii, anlamında çok ciddi anlamda bir potansiyel. Biz de burada fabrikamızı kurduk. Yatak odası, yemek odası, oturma grupları, yatak baza çeşitlemesi. Bundan 15 gün önce de oranın Cumhurbaşkanı'yla beraber açılışını yaptık. Yani amacımız bizim global bir marka olabilmek için artık pazarlarda gidip yerinde hizmet etmek gerekiyor. Biz de bunu en iyi şekilde başardık. Orada Biga markasıyla da şu anda Afrika'nın en büyük mobilya fabrikasıyız. Aynı zamanda da oranın en büyük ihracatçı şirketi olacağız inşallah. Afrika'da özellikle tabii Senegal'in kendi içerisinde yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmalarında bir faydası kesinlikle bu anlamda size herhalde olacaktır. Şimdi bu tabii özellikle Afrika yatırımıyla birlikte
toplam cironun içerisinde ne kadarlık bir pay artık bu pazarlardan gelecek? Ne zaman tamamlanıyor fabrika? Önce onu söyleyeyim. Fabrikanın yani biz 15 gün önce Orhan Cumhurbaşkanı ile beraber açılışını yaptık. Şu anda fabrikamız çalışıyor. Ürünleri de üretiyor. Hem iç pazarda hem dış pazarda satışlarını da bazladı. Mağaza açılışlarını Big On mağazasıyla beraber açılışlar da başladı. Yıl sonuna kadar 20 tane mağaza. Artık bizim ihracat büyümemizde, buradaki potansiyelimizle beraber ihracatta da ciddi hamleler atmış olacağız. Yani bu, çünkü orada yapmış olduğumuz her türlü yatırım ve ihracatı yine bizim grup şirketinin, Doğanlar Mobilya Grubu'nun olduğu için de orada da çok ciddi katkısı alacak. Bir de aynı zamanda da bizim diğer 5 tane markamızın da işte Kelebeğin, Doğutaş'ın, Big Home'la beraber orada ilerlemesi ve büyümesine de birbirlerine de sinerji katacaklar ve yani çok ciddi bir potansiyel. Payı ne kadar olabilir? Ya yani şimdi şimdi ilk planda tabii bunlar %5 seviyelerinde başlar. Daha sonra %5-10 bandında yürür. İhracatımızın da zaten biz ihracat olarak çok büyüme hevesi olan bir şirketiz. Yapmış olduğumuz yatırımlar da bunu zaten gösteriyor. Amacımız da yani 2-3 yıl içerisinde ihracat payını %25'lere çıkarttırmak. Evet. Bunun temellerini atıyoruz şu anda. Evet, şimdi tabii Afrika'da Türk markalarına bir ilgi de var. Zaman zaman böyle Afrika'daki özellikle bu işte ticareti destekleyen kurumlar buraya geldiği zaman o tip açıklamalar yapıyor. Yani Türk markalarına ciddi bir ilgi var. Avrupa'da nasıl bir ilgi var? Çünkü şimdi İtalya mesela mobilyada malum sektör lideri. Dolayısıyla İtalya ile yarışabiliyor musunuz? Mesela Avrupa pazarını hedefliyor musunuz? Önümüzdeki dönemde burada bir büyüme stratejisi bu anlamda. Genelde markalar çünkü özellikle işbirlikleri yaparak da bu pazarlara girebiliyor. Var mı böyle bir süreç? Avrupa'da zaten biz önümüzdeki günlerde Almanya'da zaten 2 tane yeni mağaza açtık. Almanya'da da büyüyoruz. Efendim Hollanda'da şimdi yeni mağazalar açıyoruz. Belçika'da yeni mağazamızı açtık. Avrupa'da Türk mobilyasına karşı, çünkü Türk mobilyası gerçekten İtalyan çizgisiyle özellikle biz Doğutaş ve Kelebek olarak o pazarlarda zaten farklı bir çizgiyle iç içeyiz. Aynı zamanda Avrupa'dan çünkü hiçbir zaman için vazgeçemeyiz. Avrupa her zaman potansiyel ve mobilya tüketiminin ve mobilya değişim hızının en hızlı olduğu ülkelerden biri. Bir de bizim zaten grup olarak da daha da güçlenebilmek için az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yani İtalyan markalarına karşı bir ilgi var. Biz grubumuza inşallah yıl sonuna kadar da bir İtalyan markası, zaten görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah onu da yeni bir haber bünyemize katacağız. Bunu biz 4-5 aydır dillendiriyoruz. Evet. Ama kısa zamanda bir İtalyan marka ile birlikte orada belki tabii yani daha globalleşme tabii. Evet. Şimdi bu çok önemli. Çünkü dediğim gibi yani bir yandan tabii orada biraz daha işte hani küresel gelişmeler, daha böyle lokal markaların tabii korunması vesaire öyle politikalarda güdüldüğü için tabii o pazarlarda var olmak için çeşitli stratejilerde firmalar karar alabiliyor. Stratejik bir hamle. Öte yandan tabii Türkiye'nin de halen daha üretim üssü anlamında fiyat rekabet avantajı var mı? Onu sormak istiyorum. Mesela geçtiğimiz 2 yılda özellikle tabii ham madde maliyetleri çok artmıştı. Böyle dönemlerde mesela kar marjları belki baskılanıyordu ama ham madde fiyatları düşmeye başlayınca belki daha rahat da bir dönem geçirildi. Nasıl mesela? Şimdi o dediğiniz pandemide ham madde fiyatları gerçekten arttı. Ham madde fiyatları arttı, dövizde artış olmadı. Ama şu anda tam tersi, ham madde fiyatları düşüyor, döviz belli bir seviyeye geldi. Artık ihracat daha sevimli ve daha karlı bir sektör haline geldi. Yani biz de onu gördükçe ihracata daha fazla önem veriyoruz. Şu anda tabii özellikle ihracat gelirleri bu anlamda önemli. Önümüzdeki dönemde de zaten siz de artırmak için çeşitli yatırımlar yapıyorsunuz. Peki başka özellikle yatırımları sormak istiyorum şu anlamda. Şimdi enerji maliyetleri özellikle bu dönemde tabii çok konuşuldu. Tabii, ve şirketlerin tabii, hatta üzerinde, sanayinin üzerinde de çok büyük bir yüktü. Belki işte ham madde maliyetleri biraz geriliyor diye işte mobilya sektörü tabii sevindi ama özellikle enerji maliyetleri sizi nasıl etkiliyor? Bununla ilgili yatırımlar var mı? Ve hatta borsadaki şirketler de çok ilginç tabii ama bir yandan da şaşırılmaması gereken bir şey. Enerji firmaları haline geldi.
Yapıyor musunuz? Var mı yatırımlar güneş enerjisi santrali veya başka alanda? Şimdi biz tabii GES projesiyle ilgili yatırımlarımızı şu anda tamamlamak üzereyiz. Onunla ilgili inşallah 2024 yılında kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Çünkü artık global bir şirket olduğunuz için sürdürülebilirlik anlamında zaten bununla da ilgili departmanımızı da kurdu. Evet. Gerek karbon ayak izi, çünkü Avrupa'ya mal satmanın şartı zaten sürdürülebilir bir şirket olmadığınız sürece sizlerle alışveriş yapmıyorlar. Peki geri alım yapılıyor. Zaman zaman kaptı duyurular var. Neden yapıyorsunuz? Valla şimdi her şeyden önce biz şirketimize çok güveniyoruz. Yani geçmiş yıllardaki gerek finansallarımız, gerek net kar üretmesi, büyümesi, EBITDA üretmesi, şirketimiz de gerçekten şu andaki borsadaki değerini biz yetersiz bulduğumuz için de şirketimize de güveniyoruz. Yatırımcılara da bu mesajı vermek için zaten bunu da sürekli açıklıyoruz. Evet. Devamlı kendi bünyemizde de alım yapıyoruz şu anda. Peki yeni temettü politikasını da biraz konuşalım. Doğanlar Mobilya artık bir temettü hissesi diye evet, ilk kez, nedir? İlk kez, çünkü şirket gerçekten şu anda gerek ekonomik olarak gerek finansallar olarak güçlendiği için artık net kar da üretebiliyor. Bugün 4 milyar 100 milyar gibi bir varlık da kavuştuğu için şirketimiz artık yatırımcılarımız daha mutlu ve şirketimize bağımlılıkları daha çok artması için temettü dağıtma kararı aldık. İnşallah bu yılki kazancımızla önümüzdeki yıl %40'lık bölümünü temettü olarak dağıtacağız. Bunu da ilk kez bu yıl olarak başlamış oluyoruz. Bu yıl. Bundan sonra da devam edecek bu inşallah. Bu yıl karın %40'ını temettü olarak dağıtacağız inşallah. Peki ve bundan sonrası da böyle bir politika tabii olacak. Artık bu bizim genel politikamız. Yatırımcılarımız daha çok mutlu edebilmek anlamında hem temettü dağıtacağız hem şirketimizin değerini de yapmış olduğumuz çalışmalarla her geçen gün arttıracağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben İsmail teşekkür Bey verdiğiniz bilgiler için Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırladık efendim. Bu